Rabbini tercih eden de Rabbinin ismiyle okuyanla okumayan birbirinin tam tersidir. Biri esfeli safiline yol alır, öteki arayı illiğine yol alır. Yolculuk sıfır noktasındadır, tam ortadadır yani. Dileyen Rabbine dost olmayı, veli olmayı tercih eder, ahireti tercih eder, Rabbinin rızasını, yakınlığını, sevgisini tercih eder, dileyen nefsini tercih eder, şeytanın peşinden gider, esferi safiline en aşağıya iner. Sonuçta herkesin varacağı yer Allah'ın huzurudur. Ya yücelmiş olarak ya aşağılanmış olarak kendisi tercih ediyor. İnsanın işi çok zor. Onun yükünden daha ağır bir yük yoktur. Hazreti insan olma yükünü yüklenmiş. Allah ruhundan nefret etmiş. Meleklerin secde ettiği varlığı taşıyor göklerin, yerlerin, dağların taşıyamadığı emaneti taşıyor. Yükü çok ağır. Evet, eğer gökler, yerler, dağlar onu taşımaya korktuysa, titrediyse, insan onu taşıyorsa, nasıl bir emanettir o, nasıl bir yüktür o? Öyle kıvır zıvır şeylerle meşgul olup şu, şöyle oldu, bu böyle oldu, şu niye şöyledir, bu niye böyledir, niye Allah böyle yapmıyor, niye şunu vermiyor, niye şunu almıyor, niye şuna ikram etmiyor, niye şuna azap etmiyor, şuna niye böyle muamele etti, bana niye böyle muamele ediyor? Sen körsün, sen sağırsın, sen Allah'ı görmüyor, Rabbini görmüyorsun, tecellisine şehadet etmiyorsun, kudretine şehadet etmiyorsun. Senin Allah ile hiçbir bağın yoktur, sen sadece nefsinle berabersin demektir bu. Yani insanlığını da kaybetmişsin. Sana insan denmez. Ne denir? Hayvan gibi, hayvandan daha aşağı. Bir beşer olarak hata yapmak başka bir şeydir. Benim bu söylediğim imanla ilgilidir, gönülle ilgilidir, küfürle ilgili, şirkle ilgilidir, nifakla, münafıklıkla, iki yüzlükle ilgilidir yalnız. Zahiri olarak insan hata yapabilir, yanlış yapabilir, yanlışa düşebilir. Ama Allah'a itiraz edemez. Onu yok sayamaz. Seni görmedim, seni bilmiyorum, seni tanımıyorum diyemez. Senin isimlerini kabul etmiyor ve sana iman etmiyorum, seni sevmiyorum diyemez. Sen onu sevmiyorsan sen kendini sevmiyorsun. Senin varlığın ondan başka değildir, gayri değildir. O tecelli etmiş. Ondan gelmişsin, sen ona döneceksin yani. Ama onun tecellisi olarak dönmen gerekir. Kendini kirlettinse temizlemen gerekir. Nefsinden kurtulman gerekir. Şeytandan, dünyadan kurtulman gerekir. Rabbini tercih etmen lazım. Ahireti tercih etmen lazım. Başka dostlukları, başka sevgilileri değil. Rabbinin dostluğunu, Rabbinin sevgisini tercih etmiş olman gerekir ki insan olasın. Onun için insan Allah diyebilendir. Gönlünde sürekli bir feryat olandır. O feryat biter. O feryat bir gün biter. Ne zaman? Vasıl olunca biter. Ayrılık bitince biter. Ama buraya feryat etmeye gelmişiz. Arziyetimizi biliyoruz, günahımızı biliyoruz, yanlışımızı biliyoruz, perdelerimizi biliyoruz. İnsan olmayı beceremediğimizi biliyoruz. Allah'ın verdiği şerefi taşıyamadığımızı, Allah'ın yüklediği emaneti taşıyamadığımızı biliyoruz. Allah'a verdiğimiz sözü vadi yerine getiremediğimizi biliyoruz. Canlı Kur'an olamadığımızı biliyoruz. Resulullah Efendimize tabi olup alemlere rahmet olamadığımızı, kendimize rahmet olamadığımızı biliyoruz. Bu olamıyoruz demek değildir. Sadece bize düşen hedefi belirlemektir ve yolu yürümektir. Çabamızı, gayretimizi sarf etmektir. Onu unutmamaktır. Onun huzurunda olduğumuzu unutmamaktır. rızasını gözetmektir. Sevgisini gözetmektir. Yakınlığını gözetmektir. Sana geliyorum ya Rabbi. Benim tercih ettiğim sensin. Ben seni tercih ediyorum. Ben senin rızanı tercih ediyorum. Ben senden başka kendimde bir şey görmek istemiyorum. Hatta bütün varlıkta senden başka bir şey görmek istemiyorum. Ben sana şahit olmak istiyor ve gördüğüm her şeyi de senin isminle okumak istiyorum. Senin bana gör dediğini, anla dediğini görüp anlamak istiyorum.